Selamlar güzel dostlarım video başından sonuna kadar izlemek size bir yatırım tavsiyesidir arkadaşlar kendinize bir yatırım tavsiyesidir şimdi ilk önce Bitcoin'e başlayalım ondan sonra AVAX ondan sonra da CZ'ye bakacağız arkadaşlar AVAX'da büyük bir sıkıntılar skandallar ortaya çıktı ve düşüş gerçekleşti bir miktar da olsa bir düşüş var arkadaşlar şu anda AVAX'da hani ne olacak Luna gibi olacak mı yoksa daha mı? Kötü bir şey bekliyor bizi. Bakacağız arkadaşlar ona. Bitcoin'de ufak dalgalanmalar oluyor arkadaşlar. Şurada bakın ufak bir yükselme söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani şurada ufak bir yükselen takoz civarı bir şey mevcut. Ama daha bunun için söylemek için erken arkadaşlar. O yüzden hani e, direkt buna bakmaya gerek yok. Grafiği çizimleri kaldıralım. 20.000 19 19.500'e kadar 19.478'e kadar indi arkadaşlar Bitcoin. Bizim beklediğimiz miktar neydi? 18.900'lerdi arkadaşlar. Hani oralara inmesi için bir 500 lük bir kırılma gerekiyordu. O daha gerçekleşmedi. Şu anda aylık kapanışa baktığımızda ise arkadaşlar ağır bir short pozisyonu var. Ağır bir arkadaşlar ağır bir short pozisyonu var. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. yani şuradan da zaten belli oluyor arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım sizlere. 4 saatlik grafiğe baktığımızda ise arkadaşlar 4 saatlik grafikte ise bir ufak yükselme mevcut dostlarım. Nereden geldi bu da? 20.922'lerden. Burada direkt likit olduğunuz arkadaşlar. Bakın bir arkadaş 125x açmış. Vallahi yürek yemiş ne, ne diyeyim. Hani bu kadar büyük dalgalanmaların içinde sen gidip 125x açıyorsan baba mükemmelsin. Atıyorum sen burada short işlem verdin. Ya da buralarda verdin arkadaşlar sıkıntı yok. Şurada bile versen yine likit oluyorsun ya. Yani her türlü burada likit oluyorsun dostum. Hani dikkat et gerçekten dikkat et. Hani şurada long işlem verenler de likit olabilir. Hani likitasyon seviyeleri gene yakın gidiyor arkadaşlar. Sizlere birkaç tane ben Telegram'da paylaştım. Ee, bir tane USDT, bir tane de ne, Atom paylaşmıştım yakın tarihte. Ondan ikisi de çok güzel kar kazandırdı bizlere. USDT yanlış hatırlamıyorsam bir e, 75 dolar. Atom da bir 1000 dolara yakın para kazandırmıştı arkadaşlar. Avax'a baktığımızda ise arkadaşlar 17.000'e tekrardan bir mum attı. 17 bin mum attı. Ondan sonra tekrardan bir yükseldi arkadaşlar. Ne zaman? O da 29 Ağustos'ta bir mum attı bu oraya da. Bu da söylentilerden sonra düşüş. Ne oldu arkadaşlar? İşte e, kurucusu falan bir tweet Ondan sonra sildi. İşte yeni bir projeyle alakalı ortaklar olduğunu, yasal bir dava açıldığını vesaire birçok dedikodu ortaya atılmıştı ve birçok da olay gerçekleşmişti ama şu anlık bir ağır bir etkilenme gözükmüyor arkadaşlar. E, Avax'a baktığımızda aynı ortalarında arkadaşlar 30 dolara kadar çıktığını biliyoruz. Zaten 13 dolardan alıp 30 dolardan sattığımı ben sizlere göstermiştim bunu. Şu anda genel düşüş eğilimindeydi arkadaşlar ve 20 dolardan e, destek diren desteğimizi kırıp aşağıya kadar inmişti. Şu anda 20 doların hala altında arkadaşlar bizler için <laughs> 20 dolar seviyesi destek bölgemizde şu anda onun aşağısına kırdı ve arada bir onu yokluyor arkadaşlar. Arada bir onu yokluyor. Şu anda da 19.23'te. 19 19.23'te. Son kısa vadeli trende baz alınarak bakıldığında 10.5 dolarlık Fibonacci çizgisinin 0.786 düzeltme seviyesini test ettikten sonra da arkadaşlar kritik noktalara alımlar gördü. Yani 10.5'ten sonra da Nerede o da şurada. Dur, yakalayacağım onu. Ha, şöyle yapalım. Dur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan sonra bir yükseliş verdi bize. Şu anlık ortalaması arkadaşlar 19.5 dolar olarak geçiyor. Yani birkaç kere test etti 20 doları. Yani tekrardan şuradan şöyle bir yükseliş olabilir arkadaşlar. Hani şöyle bir bu civarlarda tekrardan dolanacak. Neden? Çünkü geçmişe baktığımızda yine aynı kırılımları görebiliyoruz arkadaşlar. Düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Ondan sonra şurada zaten ne oldu? Bu e, Avax hakkında kötü dedikolar çıkmaya başladı. Bunun seviyesinden dolayı aşağıya bir düşüş oldu. Yani Avax'a long verirseniz şöyle söyleyeyim. Hemen şuraya yazalım. Buradan arkadaşlar atıyorum nereden? 19'dan, 19 seviyesinden seviyesinden long kaçarsanız 19.50'de kar alırsınız. 18.7'ye de stop koyarsınız. Aradaki fark da sizin karınız olur arkadaşlar. Avax'da bunu yapabilirsiniz. CZ'ye baktığımız ise Haziran ayındaki dip seviyelerinden başlayan toparlanma arkadaşlar. Yani şuralardan bahsediyorum sizlere. Daha da bile geride. Aha da bu? Yani buradaki dip seviyeden toparlanmaya başladı arkadaşlar CZ. Geçen hafta 0.26 dolarlarda yerel bir zevi oluşturduktan sonra Yasanın geri kalanıyla birlikte bir geri çekilme gördü arkadaşlar. Yani 0.26 buradan bahsediyoruz. Sonra bir Bitcoin'de düşüklük oldu. Yine aynı seviyelerde de altcoin'lerde de düşmeler gerçekleşti arkadaşlar. CZ pazarında alıcıların artmasına yol açabilir. Bu durumda CZ USD'nin yeniden 0.235'e 0.27 dolarlar alabileceğini görüyoruz arkadaşlar. Hani şuradan bir yükseliş bekliyoruz tekrardan. E CZ'de neden? Çünkü alımlar daha fazla olur. Hani bu da bizim hani hacmimizi yükseltir ve yükselişi görebiliriz arkadaşlar. Yani bu Avax'ta ve CZ'de bir yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Daha da başka e, şu anda Avax tehlikeli noktada. Dediğimiz gibi şu 17'den toplayıp 19'dan da satabiliriz. Bizim ortalama toplamamızda arkadaşlar Avax'ta 21 dolar seviyesinde, Bitcoin'de ortalama toplama seviyemizde arkadaşlar 20.500'lerde ortalaması bakın arkadaşlar. Ben 5 yerden e, işlem açmıştım ve bunun ortalaması da 20.500 yapıyor arkadaşlar. Yani şurası şu seviyeye yok hatta hangisine çıksın bu seviyeye çıktığı anda kardayız. Bakın şu seviyeye çıktığı anda Bitcoin'imiz Yine kâra geçmiş oluyoruz arkadaşlar Bitcoin'de. Benim söylediğim yerlerden alan arkadaşlar için diyorum bunu. Ne oldu? Bak bir mum attı. Kaç oldu? 20.093. Ben mesela şurada şey yaparım. Şu anda benim açık emrim var mı? Hemen ona bakmak istiyorum. Bir dakika. Max G'ye girmek istiyorum. Açık emrim var mı? Ona bak. BTC'de bir emrim var arkadaşlar. 25x long. Nereden açıyorum? 19.890'ın arkadaşlar. Yani 19.890. Yani buralara şuraya kadar. Hemen şuradan da bir çizgimizi çekelim. 19.890. Yani şu çizgiden arkadaşlar. Yani şu çizgiden ben long açıyorum. Nereye kadar? 20.100. 19.800. Stop işlemim arkadaşlar benim başka da bir şey yok. Ne kadarlık bir marjinle? 300 dolarlık bir marjin arkadaşlar. Birazcık para çektim çünkü. Yani bugünlük bu kadar. Açık emrimde gösterdim sizlere. Beklemediğim arkadaşlar şu anda bende. Bugünlük bu kadar. İnşallah video sizlere yararlı olmuştur. Telegram adresine bekliyoruz arkadaşlar. Telegram adresinde yeni bir kamp kurduk. Kampta da özel paylaşımlarımız mevcut. Allah'a emanet olun. Bay bay.